O çok tuhaf biri. Dayıma şaraptan bahsetmediğim için bana teşekkür etmesi gerekirdi. Yoksa dayım ona yapacağını bilirdi. Alya, salona geç kalacağız. Bu özel bir gün, senin günün. Bu senin düğün yemeğin canım. Yani sen de en azından özel görünmeye çalışabilirsin. Ama ben... Hayır, aması falan yok. Kuaföre geç kalacağız, hadi. Aslında geç kaldık bile. Anne? Anne? İyi misin? Sadece alerjik bir şey canım. Siz ikiniz salona mı gidiyorsunuz? Ay, lütfen. Alya'yı vaktinde geri getir, olur mu? Bu senin sorunun. Bir şey daha. O alışveriş merkezinin birinci katındaki özel Alman öksürük şurubu aldığım yeri biliyorsun, öyle değil mi? Hı? Gelirken onu da getirirsin. Elbette. Teşekkür ederim. Yoksa davette yer almak benim için çok zor olabilir. Buyurun. Nefise Hanım. Bakın Alya bu kıyafette ne kadar da güzel görünüyor. Alya, kusura bakma canım. Eminim çok sıkılmışsındır. Ama bu işler biraz zaman alıyor. Dinle, ne diyeceğim. Birinci katta içinde eczane olan bir mağaza var. Annemin öksürük şurubunu sen alır mısın lütfen? Zaman kazanmış oluruz. Tabii sakıncası yoksa. Tabii ki yok yenge. Hemen gidip alırım. Tamam, sen mağazaya git. İlacın adını mesajla gönderirim. Tamam. Ben biraz daha hızlı olmanızı istiyorum. Sen de. Bu kadar ağır çalışmaya devam ederlerse yemek başlayıp bitmiş olur. Ama hazırlıkların hiçbiri tamamlanmış olmaz. Elini çabuk tut. Söylesene anne. Neden bu kadar büyük bir davet verdiğimizi hiç anlamıyorum. Daha iyi ya. Ne kadar çok insan olursa bu o kadar fazla ses getirir demektir. Alo. Evet Nefise. Anne. Alya az önce öksürük şurubunu almaya gitti. Aferin sana Nefise. Sağ ol anne. O anı merakla bekliyor olacağım. Nefise üstüne düşeni yaptı. Şimdi de sıra sende Şaziye. Ama unutma. Bu işte hataya asla yer yok. Anne, merak edecek hiçbir şey yok. Alo? Valentin lütfen. Kasa nerede? Teşekkür ederim.
Aa, çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. Önemli değil. Sağ ol. Bayan, çantanızı görebilir miyim lütfen? Lütfen, ne izin oldu verin. Ki? Çantanıza bakmak zorundayım. Lütfen. Bayanın çantasına bakın lütfen. Sorun nedir? Bunu birazdan anlamış oluruz bayan. İçinden bu saat çıktı. Bunun satış fişi yanınızda mı? Nedir bu? Bilmiyorum. Çantama nasıl girmiş olabilir ki? Hiçbir şey bilmiyorum. Sen bu saati çaldın. Bizimle geliyorsun. Bizimle geliyorsun. Suraya Hanım. Aliye ve Zeyn hala gelmedi. Merak etme, yoldadırlar. Birazdan gelirler. Tamam. Suçüstü yakalandınız bayan. Çok pahalı bir saati çalmak istediniz. Bakın, lütfen inanın bana. O saatin çantama nasıl girdiğini bilmiyorum. Bayan, suçüstü yakalanan herkes aynı şeyi söyler. Biraz saygılı olun. Ben Osman Abdullah'ın yeğeniyim. Aa, Osman Abdullah ha? Şu 5 yıldızlı otelin sahibi olan mı? Bu şehrin en zenginlerinden olan adam mı? Ondan mı bahsediyorsun? Evet. Oo, duydun değil mi? Bu bayan benden ona inanmamı bekliyor. Gidelim. Bizimle geliyorsunuz. Yürüyün. Ama bizimle ben bir şey yapmadım. Sorun çıkarmayın. Beni dinleyin lütfen. Bizimle geliyorsunuz. Hiç olmazsa önce yürüyün. Telefon etmeme izin verin lütfen. Sorun çıkarmayın. Nefize yenge. Nefize yenge. Nefize yenge. Nefize yenge! Merhaba anne. Ben bana düşeni yaptım. Evet, onu yakaladılar. Ben de çıkıyorum. Hoşça kal. Her şey mükemmel, iyi iş. Senin için çok özel bir davet olduğunu biliyorum. Ve bir şey senin için bu kadar özelse, ben de her şeyin mükemmel olması için ne gerekiyorsa yaparım. Alia. Ben. Onunla ben konuşayım. Bu arada ceketin çok yakışmış. Ne oluyor bilmiyorum. Kimse cevap vermiyor. Tahmin ettiğim gibi. Bu kadar oyun yeter bayan. Daha fazla bekleyemeyiz. Şimdi itiraz etmeyin ve bizimle emniyete gelin lütfen. Gidelim. Hayır. Rica ediyorum. Lütfen bana inanın. Onu ben çalmadım diyorum. Hiç olmazsa biriyle konuşmama izin verin lütfen. Başka kimi arayabilirim ki? Kimse cevap vermiyor. Kim bana yardım edebilir?
Zeyn. Zeyn, polis beni gözaltına aldı. Ne? Memuru telefona ver. Tamam, bekle. Buyurun konuşun lütfen. Telefondaki kocamdır. Alo. Tamam.